Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ağustos 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Ağustos ayı sizin için oldukça hareketli, değişken, renkli enerjiler barındırıyor. Bu ay çok hareket edebilirsiniz. Çok fazla konuyla ilgilenebilirsiniz. Kişisel anlamda özgüveninizin yükseldiği, hayatınıza biraz daha bir eğlenceli, size keyif veren konuların daha fazla dahil olduğu gündemleriniz olabilir. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 22'sine kadar 5. evinizde parlayacak. Yani 5. ev konuları her zaman biraz daha böyle eğlencelidir, keyiflidir, sizi mutlu edecek konularla alakalıdır. 4 Ağustos'ta 12 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Jüpiter'den güzel açı alan, Mars'tan güzel açı alan ayın, Ağustos'un güzel bir yeni ayı bu. Aslan yeni ayı. 5. ev konularınızla ilgili sizi biraz daha motive edebilir. Bu ne demek? Hani biraz daha böyle aşk hayatınızı destekleyen bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Aşk konularında hızlı, beklenmedik gelişmeler olabilir. Hani gittiğiniz bir yerde heyecanlı bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Aniden aşık olabilirsiniz. Veya bir süre gelen ilişkiniz var. Paylaşımlarınız artabilir, romantik konular artabilir, ilişkinizde farklı bir aşamaya geçebilirsiniz. Sosyal alanlarda da tabii ki hareketliliğin artmasını bekleyebiliriz. Evlisiniz, çocuklarınız var, işte sevdiklerinizle, çocuklarınızla güzel programlar yapmanız mümkün. Ve çocuk sahibi olmak isteyen sevgili koçlar, bu yeni ay tam da bu konuda önemli destekler getirebilir size. Hamilelik gibi, doğum gibi, yani buraları özellikle çocuk konularını destekleyen bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Şimdi 12 derece Aslan Burcu'nda olduğuna göre güneşiniz ve yükselen burcunuz 12 dereceye yakınsa, hani bunu 8 ile 16 derece arası gibi değerlendirebilirsiniz. O zaman tabii ki etkileri artacaktır, tesiri artacaktır bu yeni ayın. Yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde tatile çıkmanız, seyahatler yapmanız, bir hobiyle ilgilenmeniz, kurslara katılmanız, eğitim konularında da sizi destekliyor. Sizi ya da çocuklarınız olabilir. İşte romantik konularda hareketlilikler, yeni tanışmalar, sosyal hayatınızın hareketlenmesi, tüm bunları güçlü bir şekilde bekleyebilirsiniz. Şimdi Mars, gezegeniniz Mars ikizlerde, Jüpiter ikizlerde. Üçüncü ev konuları zaten oldukça yoğun. Bu ne demek? Yani hareket var, iletişim çok yoğun. İşte meraklısınız, bu sizi günlük hayatınızda da böyle kıpır kıpır, hani oradan oraya koşturur hale getirebilir. İş içinde olabilir, zevk içinde olabilir, hatta öğrenciyseniz eğitimle ilgili konular çok hareketli. Bol bol okuyorsunuz, araştırıyorsunuz, sosyal medyada bir hareketlilik var. Tabii ki yakın çevrenizle, kardeşlerle, işte arkadaşlardır, komşulardır, akrabalardır, böyle daha fazla bir iletişimin, bir hareketin, böyle bir temasın artmasını burada bekleyebiliriz. Mars ve Jüpiter ayın ortalarında kavuşacaklar. Özellikle ayın 14'ü, 15'i aşırı derecede bir hareketliliğin, böyle bir iletişim trafiğinin olması mümkün. Yalnız bunlar olurken tabii ki biraz abartılar olabilir. Abartılara dikkat edin. Yani düşünmeden konuşmak, İşte çok laf olması, dedikoduların olması, aşırı derecede bir bilgi trafiğinin olması mümkün. Hani buralarda ne doğru ne yanlış iyi analiz etmek lazım. Düşünmeden konuşmamak lazım. Bazen böyle düşünmeden sarf ettiğiniz sözler sıkıntı yaratabilir. Bunlara dikkat edelim. Mars Jüpiter enerjiyi de kontrolü zorlaştırabilir. Dolayısıyla biraz daha böyle sakarlıklara, hani ufak tefek problemlere açık olabiliriz günlük hayatımızda. Fevri davranmamak gerekiyor. Sakin kalmakta fayda var. Ve Merkür Retrosu. Evet, bu ay Merkür Retrosu yaşayacağız. 5 Ağustos'ta başlayacak. 29'una kadar devam edecek. Neredeyse ayın genelinde aslında Merkür Retrosu var. Başak Burcu'nda başlayacak retro, Aslan Burcu'nda da devam edecek. Merkür Retrolarında biraz tabii ki ne oluyor? Hayat bizi şöyle bir yavaşlatmak istiyor. Sizin için çok hızlı bir ay. Ama bir yandan da bu hızlılık içerisinde her zaman biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Çünkü Merkür Retrosu ister istemez düşüncelerimizi, adımlarımızı, hareketlerimizi daha bir kontrollü yapmamız gerektiğini bize işaret edecek. Gözden geçirmeler olabilir, işte böyle bir rötarlar olabilir, yavaşlamalar olabilir, geçmişe ait konular daha fazla bir gündeme gelebilir. Özellikle bu dönemde iş hayatınızda, mesleki konularda, işte
belki biraz yavaşlayacaksınız. Ardından uzun süredir yapmak isteyip de yapamadığınız işleri biraz ön plana almaya başlayacaksınız. Aslında bu bir fırsat da yaratıyor bize. Yani günlük rutinler içerisinde, o koşturmacalar içerisinde zaman ayıramadığımız işleri, görmezden geldiğimiz konuları şimdi artık ele alabiliriz. Onları bir toparlayabiliriz, düzenleyebiliriz. Bunun için özel fırsatlarımız karşımıza çıkabilir. Ve ayın 19'unda Kova burcunun 27 derecesinde dolunay var. Evet, şimdi bu dolunay biraz riskli. Neden riskli? Çünkü Uranüs'le kare açı yapıyor. Aynı zamanda işte Merkür'le de sert bir açısı var. Özellikle sabit akslarda tabii ki daha çok tesirini hissedebileceğimiz bir dolunay. 19 Ağustos ve yakınlarında özellikle kolektif alanda da hani kontrolümüz dışında olabilecek bazı gelişmeler stres yaratabilir. Bireysel olarak siz çok etkilenen grup değilsiniz aslında. Ve dolunay 11. ev alanınızda olacak. Burası biraz bir sosyal alandır. İşte arkadaşlar, belki geleceğe ait üzerinde çalıştığınız işleriniz, beklentileriniz, projeleriniz. Hani bu alanlarda böyle bir tamamlanma ya da hani beklenmedik bir yön değişimi, sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Arkadaşlarla ilgili ilişkilerinizde bazı ani gerilimler olabileceği gibi, hani arkadaşlardan sizi şaşırtacak haberler gelebilir örneğin. Hani bu, ya da ani tanışmalar olabilir hayatınızda. Biraz sosyal anlamda da etkileşimlerin arttığı bir dönemdesiniz. İşte sürprizlere de açık olmak lazım bu dolunay döneminde. Yani çevrenizde, arkadaş ilişkilerinizde bazı ani gelişmelerin, ani durumların oluşması, hatta çevresel anlamda ilişkilerinizi etkileyebilecek bazı sürpriz gelişmelerin olması mümkün görünüyor. Ama herkes tabii ki aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer sizin sabit burçlarda 25 ile 30 derece aradığında böyle son derecelerinde gezegenleriniz varsa, boğa, akrep, aslan ya da kova gibi, o zaman hani bu dolunayın size etkileri söz konusu olabilir. Ama sabit burçlarda bu yerleşimleriniz yoksa çok da fazla etki almayabilirsiniz. Ama kolektifi etkileyebilecek bir dolunay. İşte doğa olayları tetiklenebilir. Yine jeopolitik alanlarda böyle streslerin artabileceği, ekonomik piyasalarda gerilimlerin artabileceği, dikkat çekici haberlerle biraz böyle heyecan duyabileceğimiz önemli bir dolunay haftası olduğunu söyleyebilirim. Evet, ayın 22'sinden sonra Güneş Başak Burcu'na geçecek. 22'sinden sonra biraz daha artık bu eğlence konuları, tatil konuları, işte aşk, romantizm gibi konuları biraz daha geri planda tutup hani iştir, meslektir, sorumluluklar, günlük hayatımızın işte detayları, bunlara biraz daha odaklanmaya başlayacağız. Venüs zaten Başak Burcu'nda. Ayın büyük bölümünde Venüs burada özellikle iş ve mesleki konularda ayın son haftasında size daha fazla destek olmaya başlayabilir. Çalışma ortamlarınızdaki kişilerle ilişkileriniz, yine biraz daha belki sağlık kontrolleri gibi hani sağlığınız, beslenmeniz, diyetiniz ve benzeri konulardaki planlamalarınız ayın 22'sinden sonra gündeminizde daha fazla belirmeye başlayabilir. 29 Ağustos'ta Merkür Retrosu bitiyor. Merkür düzeliyor ama tabii ki ağır olacak. Yani ayın sonlarında da biraz daha belirli konulara daha fazla odaklanmamızı istiyor bizden. Venüs, ilişki gezegenimiz Venüs ayın 29'undan sonra teraziye geçecek. Yani bu da ayın son günlerinde biraz daha hani ilişkiler, eş, partner konularında daha hoş etkileri getirecek bize. Eşinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir ama daha önemli etkileri bence Eylül ayında Venüs'ten almaya devam edeceksiniz sevgili koçlar. Gördüğünüz gibi sizin için aslında çok zorlayıcı bir ay değil. Genel olarak bazı stresler olsa da ayın genelinde bireysel olarak en olumlu etkiyi alan, hani en eğlenceli, en hareketli, böyle en keyifli etkileri alabilecek burçlardan biri sizsiniz sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.